Şimdi hocam doğru söylüyor. Abdullah Avcı'nın döneminde Beşiktaş hakikaten izlerken adamı yoruyordu. Ama burada tabii Abdullah Avcı yoran oyuncular da vardı takım içerisinde. Ne demek istediğimi herhalde anladınız. Bazı oyuncularla, bazı oyuncularla Abdullah Avcı'nın yıldızı barışmıyordu. Ee, hmm. Yani futbol literatüründe, hocam daha iyi bilir. Sizin zamanınızda ne, nasıl söylüyordu bilmiyorum ama bir papaz futbolcu derler ya. İşte o tür tecrübeli diyelim. Kıdemli oyuncular değil. <laughs> o tarz oyuncularla Abdullah Hoca <laughs> biraz problem yaşıyor. Papaz, otobüste arkada Güzel otururlar. hoca. otobüste arkada otururlar, yemeğe geç gelirler. Evet, geç hocam hoca, arka, arka Arka o yapılan o uğraşmak kolay değil. Her hoca uğraşamaz. Şimdi Sergen Hoca nasıl yapabiliyor? Elinde sildi değnek mi var? Hayır ama arkasında taraftar var. İmza törenine 21 bin kişi gelmiş bir teknik adam. Soyunma odasına girişi nasıl olur biliyor musun hocam? Yani onun havasından geçilmez haklı olarak. Şimdi Abdullah Avcı'nın öyle miydi? Hayır. Abdullah Avcı daha gelirken işte Orhan Akı getirme hocam. İşte istemiyoruz diyenler de oldu. İstiyoruz diyenler de oldu. Ama Sergen Hoca'nın gelişi farklı. Dolayısıyla soyunma bir hışınla girmek başka, öbür türlü girmek başka. Orada yani birçok oyuncuyla bazı şeyler burada söylemez ama ciddi sıkıntılar yaşadı. Yani Abdullah Hoca'nın Beşiktaş'ı bizleri yoruyordu ama hocayı yoran unsurlar da vardı. Onu da belirtelim bu arada. Selim Ay diyor ki Vida'nın pozisyonunda hakeme de söyledik. Kırmızı olabilirdi. Hakem kırmızı olsaydı Vardan uyarı geleceğini söyledi. Ha, oyun içerisinde söyledi Hakem bunu. Doğru. Böyle bir cevap vermiş. Kırmızı De. olsaydı Vardan uyarı gelirdi demiş. E peki öteki kırmızı diye sarı verdi ötekinde. Gitseydi ben sarı gördüm kardeşim. Ben sarıda kalacağım deseydi ne olacaktı? Bak bir şeylere takılıyorlar bunlar. Ben sarı gördüm kardeşim kırmızı vermeyeceğim. Ne yapacağım? Tabii canım, o sen ya, oradan görüyorsun televizyonda. kemin? Tabii ben karar vereceğim. Çağır ya. Milletin kafasını karıştırmayın bakın. Bize öyle söylendi. Siz öyle söylediğiniz zaman eksik abi. Bu işlerin değişmesi lazım. Geçen hafta şimdi bir Hıncal'la tartıştık. Yok tabi Üncal, tabii. Hıncal'cın gibi. Diyor ki sen öyle diyorsun ama diyor onu, onu konuşmak lazım Zekeriya'yla diyor. Onlar diyor kafaya top değdi mi değmedi mi sürttü mü sürtme diye mi baktılar diyor. Bak. Ankara Yersen Kirşen. Yersen Kirşen akıllı. Diyor ki onu diyor pasif aktive bakmadılar diyor. Saça değdi mi de. Lan değmediği meydan Saça değmediği mi Konuşmak lazım. Niye konuşayım abi? Çağırırım. Dinlerim giderim. Ne konuştular? Bileti keserim. Zaten bilet kesilmezse olmuyor. Bileti bir türlü kesemiyorlar. Geçen hafta şey maçı o maç verilir mi ya? Başakşehir maçına Hüseyin Göcek'le Halis Özkaya iyi hakemliklerin sonuna kadar vermem. Vermem ya. ne kadar Halis Özkaya'yı kullanacaklardı. Başakşehir'in bir kilit maçına. Ben söyledikten sonra kullanamayacaklar. Hocam Fırat Aydınus'u verir misin? He? Fırat Aydınus'u. Zaten hocaya kalsa eskileri hepsini değiştirelim e, Başak, diyor. Başakşehir, Fırat'ın olayıyla, bunların olayı farklı. Bunları ipten aldılar. Başakşehir bunları ipten aldı. Yusuf Namoğlu bunlara ceza veriyor. Bunları ipten aldılar. Ve de vefa borçlarını ödüyorlar. Birini ödediler. Ankara gücü gitti. Ankara yani, gücü gider. Hocam, Fırat Aydın Usta enteresan. Yani o Trabzon deplasmanında Şikertel... Bakayım mi o zaman konuştuk ya formadan çekiyor ya böyle esnetiyor. yüzde %100 penaltı. Var bile çağırmıyor. Penaltıyı vermiyor. Görüş saviyesi net görüyor pozisyonu. Hocam, bir tane yani değil Çok, ki çok bu. enteresan. Kaç tane var ya? Burak'ın performans ekrana yansıyor bir yandan. Arkadaşlarım hemen kenarda verdiler. Rakamları çok iyi. Bir gol iki asist, bir gol iki asist gidiyor Burak yani. Hocam Burak iyi gidiyor da işte e, bunları ligin ilk haftalarında böyle bir Burak görseydik bugün zaten Beşiktaş buralarda olmazdı. Yani bu, Sakatlıklar falan da oldu. Burak Yılmaz'ı sallamıyor bu anlamda söylemiyorum. Yani yönetim planlamasının lazım. ne kadar yanlış olduğunu işte. Yani nasıl e, 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 nasılsa Burak Yılmaz var diye. Şimdi hala böyle bir düşünce varsa büyük büyük yanlış olur. Nasıl Burak iyi gidiyor. Tamam sene biz gene Burak Yılmaz'la gideriz diye düşünürsen olmaz. O kalitede bir forvetin daha olacak büyük takımda. Beşiktaş takımı net bir şey <laughs> göründü zaten ortaya oynamadığı zaman Ender doğru söylüyor sakat bir ciddi bir sakatlıkta yani evreste geçirdi. Burak Yılmaz Beşiktaş takımının %50'sidir. Tartışması bana göre. Beşiktaş Burak Yılmaz o nedenle farklı oynuyor. Burak Yılmazsız farklı oynuyor. Son maçlara bakarak söylüyorsun. Son maçı genel olarak da söylüyorum. çünkü Burak Yılmaz'a bir kere alternatif oyuncu almamışım. bu kadro için ha, söylüyorum. Tabii işte Onu söylüyorum alternatifin Şimdi sen yok. Umut Nail'le bu işi götüremezsin. İşte bir ara Diabi ile yok. Karlarin gelecek kiralıktan. Yani yeterli olur mu alternatif olarak evet, sadece? Kallerin herhalde gönderiler diye düşünüyorum 3 forvet sandan soyuncudan biri mi olur? İsteyenler çok yani, var çünkü. O da ha. bence gönderilirler. Ya yani Burak A sınıf futbolcusuysa şimdi Lerin sıkıştıramaz. B sınıf alırsa hani biraz sıkıştır. C sınıf oyuncular bunlar. Yani Serdar en büyük sıkıntı bu. Evet. Yani güven. Yani güvenle Umut Nair'le yani bu oyuncularla sıkıştıramazsın. Yani Burak Yılmaz'ı veya Burak Yılmaz'ı sıkıştırmak değil de Bir tane oynamadığı zaman Hocam. sağda ya Beşiktaş takımı diyecek ya bizim bir santroforumuz var. Burak Yılmaz oynamıyor kaptan ama ya bir santrofor var. Şimdi oyunun finalinde bir de en önemli yerde. topu oraya getiriyor Beşiktaş takımı. Şimdi bu oyuncularla olmaz. Onun için Beşiktaş sezon başı yaptığı planlamanın hatasını ligde belki şu anda farklı konumda olurdu. İyi bir santroforla Yüzdesi, başlasaydı. Hata zaten ama hocam Burak Yılmaz kendi kalitesinde bir tane daha bu takıma forvet gireceği zaman e, kendisi de itiraz etmeyecek. Abi bu nereden geldi demeyecek kendi kendine. Ya Çünkü bu... burası büyük bir kulüp. Tek bir kişiye dayalı Tabii. sistem olmaz burada. 2 olacak. Dört büyük kulüpte. Son 15-20 yıldır. 5 sene çalışan teknik direktör var mı? Yani yok. 5 yıl. Dört büyük kulüpte yok. Fatih Hoca 4 evet, yıl çalıştı. son Fatih Hoca'ydı 4 yıl. 4 yıl mı, 5 yıl ya Fatih Hoca 96-2004'te yıl yıl çalıştı. O zaman. Ama o son 15 yıl olunca son 15 yok. Son 15 yılda ondan dedim. Yok. Yani ben hatırlamıyorum. Başlı Şenol Hoca 4 sezon. 4 4 oldu şey ne Dört ölçün 4 4 sene 4 sezon evet 5 ama bunu niye sordum oldu. biliyor musunuz Abdullah sen? Avcı tabii yani o ayrı Başakşehir'de, Başakşehir'de daha şehr. uzun süre çalıştı o O kaç sene çalıştı Başakşehir'de Başakşehir'de aralıklarla ama bir, son 17 bir mi 7 miydi kaçtı? Vallahi hocam benim çocuk 9 yaşında o oradayken benim çocuk yoktu. Hocam o e, <laughs> kimi <Allah>, bir <laughs> arada ben milli takım var biliyorsun. Bak, ben bak. 2006 yılında hocam başladı. ikinci Lig'de aldı takım şampiyon yaptı. 2006 yılında başladı Abdullah Hoca orada 2006-2007 sezonu Süper Lig'e çıktı Başakşehir. Ha 5 yılmış Abdullah. 2006-2007 evet. yılında Süper Lig'e çıktı. Ondan bak, sonra Başakşehir'de devam etti de milli takıma yaptı. kadar. Tabii milli takıma kadar devam etti. Bir milli takıma gitti. Sonra işte geldi tekrar bekledi milli takımlarına. Ondan sonra tekrar ikinci... ikinci gelişi beş yıl. Bak da beşim. işte. Bak, İlki orada beşten da işler fazladır yaptı. Ender. İlki, İlki ne kadar çocuklar? 5'ten fazladır. Arkadaşlar. Ben başka bir şey söyleyeceğim. Orada da işte ama... O da beş yıl. <laughs> o da beş yıl. Mesela Burak'ın oynattığı top... Şey Okan'ın oynattığı top farklı. Farklı. Bu çok farklı. Tabii. O kişi... İki Hocam, iki adam. bak güzel bir şey söyleyeyim. Sergen Yalçın'ın da oynattığı evet. oyun oyunu Abdullah evet. Amca'dan farklı. Evet. Farklı. Okan Buruk'un da Abdullah Avcı'dan farklı. farklı. iki istenen bir özelliği. Şimdi direkt, başka bir yere oynayan, evelip gelelemeyen, evet. direkt ucum yapan evet. iki takım. Şimdi başka bir yere geleceğim. Bugün televizyon şey izliyorum. Oldu. Ben o Liverpool'un hocasına bayılıyorum. Klopp. Klopp. Beş sene. 2015'te geldi tabii. Beş şimdi. sene. Adam iki milyonluk futbolcu da alıyor. Seksenliği de alıyor. Ama yemeği iyi yapıyor. Evet. Bak beş senede takımı aldı. ...yemeği önüne getirdi. Kaç puan farkla götürdü? Yedi hafta Abi, var kolay da... Kolay değil. Tabii. Yani bu bir organize. Tabii, Tabii bize ona... ...ona müsait yönetici var mı Türkiye'de? O önemli. Türkiye'de hangi kulüpte var? İşte Başakşehir rahat çalışıyor. Onların sistemi ayrı. Başka? Hem yönetici Bana hem söyleyeyim. taraftar sabrı hocam. Camiye sabrı evet, Sivas var. Evet Sivas'ın yönetim spor, tarzı biraz... Sivas'ın öyle. Düzgün Sivas gidiyor. öyle. Yani yönetim işi. Konya'nın da bu son gidiyordu. zamandan gidiyordu evet başka yani yok ya değil. bak şimdi mesela Göztepe belki yapabilecek mi yapabiliyor mu yok ya şöyle bakıyorsunuz cımbızlan şimdi Trabzon iyi gitmeye başladı bu arada sistem Göztepe olarak kaleci Volkan'la görüşüyormuş Başakşehir'de öyle mi teklif yapmışlar e Volkan Beşiktaş, kararsız Beşiktaş geçiyordu Beşiktaş İşte belki, belki ondan geçiyordu. kararsızdır yani Volkan'a e, Başakşehir'den kim gitmişti Göztepe'ye Napolyon ne? Gitti. gitti. Orta Sah Soner gitti. gitti. Son, Orta yani Sah gitti. gitti. Aynen, Aynen, onlar da konuşmuşlar. Yani bak biz burada çok mutluyuz. İzmir işte güzel bir şehir falan filan. Eee volkanın öyle bir ikna etmeye çalışıyorlarız diye duydum. Sağlam e, bir kaynak. Bu arada az önce Rıdvan'ın açıklamaları vardı. Rıdvan'ın bakayım e, evet. rakamı var. 198 pas isabeti bu maçta. Yani çok, Hocam geçen en hafta... çok ikili mücadele kazanan, en çok top kapan Hı? En çok top uzaklaştıran oyuncu. Bunlar bu yaştaki oyuncular için güzel şeyler. Ne ediyor. hoşuma gitti biliyor musun? Bugün dikkatle onu izledim kameranın olduğu yerde. Rıdvan'ı izledim kameranın. Ama tabii çıplak izlemek çok daha güzel. Şöyle yapıyor. Onu çok güzel yapıyor. Onu çok topçu yapmıyor Süper Lig'de oynayan. Top geldiğinde nereye atacağını çoktan kestiriyor. Aklıyla oynuyor çünkü. Top geldiğinde topu nereye vereceğini çoktan kestiriyor. O yaşta bir oyuncu için çok iyi. O alışmış ona. O önemli bir şey. Yani alayım, stop edeyim bakayım. Yedirmezler hocam sana aklıyla onu. Bir de istiyorum. ne biliyor musun hocam? Yani Çok güzel kullanıyor.